Arkadaşlar merhabalar bu videoda geometri full tekrar kampının birinci günü ikinci videosundayız. Peki bu videoda ne yapacağız? Doğruda dağıç, açı, üçgen açı ile ilgili yeni nesil soruların çözümlerini yapacağız. Sayfa numarası kaç? 9, 10, 11, 12 ve 13'ü çözeceğiz. Hadi bakalım dersimize başlayalım. Bu videoya örnek 15 ile başlıyoruz. Aşağıda taban açısı x derece olan İkiz kenar bir üçgen verilmiştir. Matematik öğretmeni Mehmet Bey bu üçgene eş 3 üç tane üçgen tahtayı aşağıdaki çiziyor ve öğrencilerinden x açısını bulmasını istiyor. Eş yapıyor, 3 tane eş yapıyı kullanmış. Öğretmeni de işte, eş yapıları da böyle sorularda çok sever dikkat et. Evet burada şeyleri de kenar uzunluklarının eşitlerini de vermiş. AD ile DB birbirine eşit demiş. Şunlar birbirine eşit. Taban açısı x'ti. E o zaman burası da x. EG e, birbirine eşit. EG ile e, birbirine eşit. E x ken burası da x olacak. Sonra BG ile GF birbirine eşit. Evet BG ile GF birbirine eşit. Taban açısı x burası da ne olacak o zaman? Şöyle yapayım da karışıklık olmasın. Burası da x olacak. Sonra şurada kaçıyı da 15 derece olarak vermiş. Buna göre diyor x açısı kaç derecedir diye soruluyor bize. E şimdi ne yapacağız burada? Burada dikkat et. Şurada bir üçgen var. Nerede o üçgen? Tam olarak şurada 15'in olduğu üçgene dikkat edeceğiz o zaman. E hocam buradaki 15'in olduğu üçgende 2 iç açı bir dış açı ya. Hop şuradaki açıyı bulabilirim ben. 2 iç açı bir dış açı. 15 ile neyi toplarsan x'i elde edersin. x eksi -15 15'i toplarsan değil mi? 15'ler gidiyor çünkü sadece x kalıyor. x eksi 15 ile 15'in toplamı x yapıyor. A, x, x, x eksi 15. Yan yana geldi bunlar. Doğru açı yapmadı mı burada? Yaptı. Yani şunları topla. 3 tane x var bir de eksi 15 var toplamı 180 yapmalı. Buradan 3x eşittir 195 yaptı. E buradan 3'e böldüğümüz zaman 6 kere 3 18 1 kaldı. 5 kere 3 15. X'i de böylelikle kaç buluruz? 65 olarak buluruz. Zaten bizler ne isteniyor? X açısı isteniyor. Cevap B seçeneği oldu. Geldik bir sonraki soruya. Hmm, zikzak var. Yani şöyle. Hocam şununla şu birbirine paralel ve şurada küpler konulmuş. İşte burada da açılar verilmiş. Hemen böyle aklımıza şey gelmiyor mu? Hocam şu şöyle kıvrımlar olduğu zaman sağa bakanlar sola bakanlar toplamış şeklinde yapmayacak mıyız? Yapacağız. Yani normalde yapmaya kalkırsak şu 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 sonra burada bu köşede yukarı bakan bu köşede aşağı bakan. Eyvah sonra yukarı aşağı. Ya yani şuradaki açıları yaparken buradan yapmaya çalışırsak sanki biraz sıkıntı yaşayacağız değil mi? Yani şuradaki açı tamam 90 bu köşedeki 270 derece yapıyor yukarı bakan. Ama şuradakini bulurken 90 90 90 burası Buraya da 180 eksi x kalıyor ama işlem kalabalığı gibi olacak burada. Yani gerek var mı burada? Yok. Yani burada kaçıyı bulurken bile sıkıntı yaşayacağız. Yani bu açıları yazarken böyle bak 90 ken 270 falan yazacağız ve sayılar da çok büyük oluyor. E o zaman burada ne yapmalıyız sizce? E hocam böyle çok karışık sorularda zaten biz yapacağımız işlemi biliyoruz. Ne yapacağız? Paralel çizme yöntemini kullanacağız. Mesela şuradan paralel çizsek sivrilen yerden. Öncelikli olarak 90 ya burası. Şurası 90 tamamı 140 ise buraya ne kaldı? 50 derece kaldı. Hocam şuradan da bir paralel çizsek. Hop Z'den dolayı 50 yapar burası. E tamamı 90'dı. Buraya kaç kaldı? 40. E sonra sivrilen yer şurası. Şuradan da bir paralel çizsek. Açı yazamıyorum. Gel buraya. Buradan devam edelim. Şuradan paralel çiz. Z'den dolayı 35. E tamamı 90 olduğundan buraya kaç kaldı? 55 derece kaldı. Sonra burada da hop çek şuradan bir sivrilen yerden paralel. Z'den dolayı 55 yapar. E hocam tamamı 75'ti. Buraya 20 kaldı. Şuradan da çek paraleli Z'den dolayı 20 yapar. Tamamı 90'dı. Burası 70 yaptı. E hocam bak şurada kaç da? 70 yaptı. Şurası da 90 ya. 70 90 ve şuradaki açıdan dolayı şuradaki şuradan sivrilen yerden paralel çizdik ya. Diğer iki açının toplamı 90 olacak. O zaman burada kaçı 20 derece kaldı. He, şimdi artık ben şunu kullanabilirim. Şöyle bir Z kuralı var burada. Buradaki Z kuralından 40 40'sa burada kaçı da 40 yapacak. Yani 40 eşittir x burada 20 burada x artı 20 yaptı. X'i de böylelikle 20 olarak buluruz. Bak sivri yerden paralel çizmek işimizi ne kadar kolaylaştırıyor gördüğün üzere. Evet örnek 16'yı ne bulduk? Ceyhan bulduk. Geldik bir sonraki soruya. Şekil 1'de mavi renkli ABC ve sarı renkli DEF üçgeni biçiminde iki kağıt verilmiştir. Şu ve şu. Sonra bu iki üçgen üst üste şekil 2'deki gibi konuyor. Buradaki sarı üçgendeki hiçbir açı verilmemiş. A ben şurada açıyı biliyorum. Burada açının tamamı kaç derece? 110 derece. Bunu yazayım. A, e, de vermiş bana. AEB E, B koyduğu zaman burada kaç da 60 derece olarak vermiş. Sonra B açısı ile C açısının farkları isteniliyor bizden. ABE. Şuraya bir A açısı dersem. ABE B, e. Evet. A, eksi B, C, e. Şurada kaçıya ulaşmaya çalışacağım. E şimdi buradaki açı 110 derece değil mi? Evet. 110 derece ise buraya ne kaldı? 110 eksi A kaldı. 60'ı da kullanacağım. Şuradaki üçgende İki iç açı bir dış açı değil mi? Evet şuraya bir x açısı dersem x'i bulmaya çalışacağım ben şimdi. Şu x ile bunun toplamı x artı 110 eksi a eşittir 60 olacağından x'i yalnız bırakayım. Attım öbür tarafa attım öbür tarafa eksi a artı a diye geçti. 60 eksi 110 da eksi 50 mi yaptı? Evet yani x de a eksi 50 bulduk. He, bizden de zaten şu a burası da a eksi 50. Yani a eksi a eksi 50 isteniyor bizden. Eksiyi dağıt bakayım. A eksi A artı 50 yaptı. A'lar da buradan gitti. Cevap da ne oldu böylelikle? 50 oldu. Yani kaçıncı soru? 17. soruyu böylelikle Denizli bulduk. Geldik bir sonraki soruya. Miraç üçgende açılar konusunu öğrendikten sonra karton mukavva üzerine 10 eş kibrit çöpünü yapıştırarak aşağıdaki görseli hazırlamıştır. Bak eş yapıları kullanmayı özellikle açılarda ÖSYM çok seviyor. Dikkat et Bunlar eş kibrit çöpleri. Eş kibrit çöplere bak. Şurası da şurası da eşit mi? Eşit. Burada bir x kenar çıktı. Burası a iken burası a mıdır? Evet. X kenar çıktığında taban açılarına değer yazmak çok önemli. Adam sana paralel vermiş. Her bilgiyi kullanacaksın. AC ile DE birbirine paralel verilmiş. Bununla bu paralelse A ise yöndeşlikten dolayı burası da A mıdır? Evet. E sonra takıldık kaldık. Verilen bilgilere bakalım. Bunlar eş kibrit çöpü değil mi? Evet. E hocam burada 2 tane var. Burada 3 tane kibrit. Burada da 3 tane kibrit var. Aa, büyüğü de bir ikizkenar üçgen oldu mu? Oldu. Evet ikizkenar üçgen tabanı A artı 33. O zaman burası da A artı 33 oldu. Ve artık A, A artı 33 ve A artı 33. 3 tane A var. 2 tane 33 var. Yani 66 toplamı 180 yapmalı. 3A buradan ne yapıyor? E, 180 eksi 66 yapıyor. Çıkartmadan bir 3'e böleyim ben. A da böylelikle 60 eksi 22 mi yapıyor? Evet. 60'tan 22 çıkınca da a'yı ne buluruz? 38 olarak buluruz. A'yı 38 bulduk yalnız. Bizden ne isteniyor? BAC açısı isteniyor. Evet. Bizden ne isteniyor? BAC açısı. BAC açısı da ne? A artı 33 değil mi? Aynen öyle. Yani 38 artı 33'ten cevap ne çıktı o zaman? 71 çıktı. Yani sorunun doğru cevabı. Daha doğrusu 18. sorunun doğru cevabı. Cehan oldu. Geldik bir sonraki soruya. Katlama. Geçen sene çıkmamış olabilir ama son 11 yılda 10 kez karşımıza çıkan bir konu yine karşılaşacağız büyük ihtimalle. Bakalım. Şekil 1'deki boyalı üçgen DE boyunca katlandığında. Evet şu şöyle katlandığında. Şekil 2 elde ediliyor. Şu şekil 2 elde edilmiş. Ben katlama sorularını da eski haline geri açıyorum ama bir daha bir katlama yapılmış şöyle. E ee, şekil 2'de gide BDF üçgeni DF boyunca katlandığında B noktası E'nin üstüne geliyor. Yani şu sarı üçgeni üstüne geliyor böyle. Ha. Şimdi ne yapacağız? Öncelikli olarak katlamalarda geriye doğru açılım yapmayı biz çok seviyoruz. Öncelikle bir geriye doğru açılım yapalım. Şöyle geriye doğru açılım yaptık. Şu şuraya geldi. Bak şurası. Sonra bu da böyle katlanmıştı. Bunu da şöyle yukarı doğru açayım şöyle. Tamam. Açtıktan sonra katlamalarda bizim en önem verdiğimiz şey Üst üste binen kenarlar birbirine eşit. Üst üste binen açılar birbirine eşitti. Kenarla alakalı bir şey yapmayacağız galiba. Açı eşitliğine bakalım. Hocam bir kere buradaki katlamada üst üste binen açılar birbirine eşit. Buradaki katlamada şuradaki açılar da birbirine eşit. Hatta burada açı da nereye gelecek? Buraya gelecek. Eyvallah. Şimdi şuradaki katlama şöyle yaptığın zaman. Hocam şu açı bunun üstüne gelecek. Çünkü bu buraya geliyor ya. O zaman burada kaçıda çizgi açısı olmak zorunda mı? Evet. Hatta burada kaçı da buraya gelecek. Noktayken burası da nokta mı olacak? Evet. Hatta şurada açılar da üst üste gelecek. Bu açıyla da bu açı birbirine eşit olacak. Şuradaki katlamadan dolayı. He, 20 var burada. 20 ise bizden ne isteniyor? ABC açısının ölçüsü. Nokta açısı isteniliyor. Bu nasıl bir üçgen? X kenar falan filan dememiş değil mi? Dememiş. Ama burada 3 tane çizgi çıktı. Bak gördün mü? Yani burada açılarımız 3'e böldüğümüz zaman 180-60 derece değil mi? Evet. Burası 20 ise 180'den 20 çıktı. 160. İki eş parçaya böldü. 80, 80 olacak bunlar. 80'e 80 oldu bunlar. 80, 60 daha. 140 buraya ne kaldı? 40 derece kaldı. E sonrasında ABC isteniyordu bizden işte. ABC. Aha da bulduk mu ABC'yi? Bulduk. Yani cevap ne çıktı? 40. Yani C'han bulduk cevabı. Geldik bir sonraki soruya. Evet aşağıda marangoz Ahmet Bey'in çocuğu için 5 adet tahta parçasını birleştirerek tasarladığı o ok katma mekanizmasının görseli verilmiştir. Şöyle o ok katma şey verilmiş. Burada da 150 verilmiş. Bunlar açı ortay verilmiş. CHD'yi de 40 vermiş. CHD. Yani şuradaki açıyı da bize 40 derece olarak vermiş. Hmm. Sonrasında FED. Şuradaki X açısı isteniliyor bizden. Arkadaş şuraya AA dersek. Buraya da bir BB dersek. Şurada bir üçgen var. A artı B artı 40 eşittir 180 değil mi? A artı B'yi böylelikle ne buluruz? 140 olarak buluruz. Sonrasında ne yapacağız? Hocam şu açı, şu açı, şu açı ve şu açı için 4 tane köşe var. 4 eksi 1 çarpı 180'den yapabiliriz. 1, 2. Ben bu şekilde bu açıların toplamını böyle formülize etmektense sivlen yerden paralel çizmeyi yapmıyor muyduk? Yapıyorduk. Hatta şurada göstereyim. Bak şimdi bak 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 bak. Aynen şu şekilde. Şuradaki açıların toplamı nedir? Hocam sivri yerden paralel çizsek. Sivri yerden paralel çizsek. 1, 2, 3 tane u'ya eşit. Yani şu açı, şu açı, şu açı ve şu açının toplamı. Yani 150, 2a, 2b ve x. 150, 2a, 2b ve x'in toplamının 1, 2, 3 tane 180 yapması lazım. 3 tane 180'de ne yapıyor? 540 yapıyor. E, 2a artı 2b belli mi? a artı b 140 kısa 2a artı 2b de 280'dir. Şu x'in toplamı ne yaptı? Ya da önce tamam ikisini toplayalım öncelikli olarak. Bu kaç yapıyor? 430 mu yapıyor? Evet. X de böylelikle 540 eksi 430 yapar. Böylelikle X'i de kaç buluruz? 110 derece olarak buluruz. Yani kaçıncı soru? 20. soruyu Akçay bulduk arkadaşım. Geldik bir sonraki soruya. Evet. ÖSYM eş yapıları böyle kullanmayı çok seviyor. Bakalım soru ne? Aşağıda ön yüzü birbirine eş 6 tane x kenar üçgen şeklindeki brandalarıyla oluşturulmuş bir büfenin güneşliği verilmiş. Büfe bina yapısı dikdörtgenler prizması şeklindedir. Tamam. x kenar brandaların bir tanesi çizgi çizgi ve taban açısı alfaymış. Alfa açısı kaç derecedir diye soruluyor. Evet şöyle çizgi çizgiler şu şekilde. Ya hocam şu nereden biliyoruz? Nereden biliyoruz? Tamam bak uzun kenarlar çizgi çizgi. Uzun kenarlar çizgi çizgi bu x kenar olan kısım böyle olamaz mı diye sorabilirsiniz. Evet bir çelişki varmış gibi durabiliyor aslında ama ÖSYM de bu yapıda soru sorduğu için biz bu soruya ya normalde ben bu soruya itiraz edecektim. En azından tepe noktaları açıklayıcı dili daha net bir şekilde olsun. Tepe noktaları bir yerde birleşecek şekilde bütün e, şeylerin tepe noktaları x kenar üçgenlerin tepe noktaları bir yerde birleştirilmiş şeklinde oluşturulan branda şeklinde denilsin diye düzeltmesini yapacaktım ama ÖSYM de aslında böyle ikizkenar üçgen yapısındaki soru da e, uzun kenarları böyle X kenar gösterdi. Kısa kenarı da böyle çizerek gösterdiği için e, çekme baktığınız zaman anlaşılabildiği için öyle de bir soru sorduğu için bu soruya o yüzden itiraz etmedim. O yüzden böyle bir soruyla karşılaşabilirsiniz. Böyle şey yapmayın. Ay hocam burası burası. Ya eşit olan kenarlara bak belli oluyor burada. Tamam. Belli ediyor kendini. E burada ikizkenar üçgenler hepsi aynı eş ikizkenar üçgen değil mi bunların? Evet. E, hepsinin tepe açısı birbirine eşit olmayacak mı? Bak tepe açıları zaten bir noktada kesmiş. ÖSYM bu tarz gerçekten çok seviyor. Dikkat. Evet. Bak şurası da 90 derece zaten. Yani şurası toplamda 120 derece ise şuraya kaç derece kalır? Buraya 240 derece kalır. 360'a tamamlayan açısı. E 240. 1, 2, 3, 4, 5, 6 parçaya bölünmüş. 240'ı da 6'ya bölsen Tepe açısı kaç derece yapıyor o zaman 40 derece yapıyor her bir nokta açısı 40 derece yaptı. E o zaman ikiz kenarın tepe açısı 40sa taban açıları da 180'den 40 çıkart 2'ye böl ya da 2 alfa artı 40 eşittir 180 de cevaba da buradan ulaş. Ne çıkıyor 100, e, 100, 140 2'ye böldüğümüz zaman 70 çıkıyor. Cevap e edremit oldu. Kaçıncı soruda 21. soruda geldik örnek 22. Ye. Umay. Bir kağıt üzerinde A, B, C açısı çiziyor. Bak dikkat. A, B, C açısı çiziyor. Bak üçgen değil. Açı çiziyor. Açının tanıma gereği. Başlangıç noktaları aynı olan iki ışının birleşimi değil miydi? Evet. Bu bir ışın aslında. Bu sonsuza kadar gidiyor. Bu da sonsuza kadar gidiyor. Tamam mı? Evet ABC açısını çizdik. Açı deyince şurası algılanıyor. Açı tanım gereği budur. Buna da dikkat et. Sonra ne diyor? Sevde ise A ve C noktalarından geçen bir doğru çiziyor. A ve C noktalarından geçen bir doğru çizsin. İşte böyle bir doğru çizdi. Tamam. Şimdi Umay ve Sevde'nin çizdiği doğrunun açı kollarıyla oluşturduğu bak açı kolları bunlar. Çizilen doğru bu. Açı kollarıyla oluşturduğu açıların ölçüleri 80'e 50. Yani şuradaki açı, şuradaki açı, şuradaki açı ya da şuradaki açıdan bahsediyor bana. Dikkat. 80 50 Şurası değil. Dikkat et. Burası değil. Çünkü ne diyor? Umay ve Sevdi'nin çizdiği doğrunun açı kolları ile oluşturduğu. Bak şu doğru ve açı kolları ile oluşan açıdan bahsediyoruz. Buradaki açıdan bahsetmiyoruz. 80 ve 50 ha, 80 ve 50 ise o zaman hatta şöyle bir şey yapayım. Şunu şöyle bir kopyala yapıştır yapayım. Aynı şekli bir daha kullanabilirim ben. Şurada da bir farklı bir çözüm daha yapayım. Şimdi arkadaşım Şuradaki açılardan biri tanesi 80 e 50 olacak. Mesela atıyorum burası 80. Şurası 50 olsun. E hocam 80 50 iken o zaman burası kaç olur? 50 olur. 180'e tamamlayan açısı. Bu ya da tam tersi 80 50 burası değil de burası 50 olur, burası 80 olur. Ya da tam tersi şurası 80 olur, burası 50 olur. Buradaki şeyleri de deneyeceğiz. Bakacağız, hepsine tek tek bakacağız. Ama şu durumları öncelikle bir inceleyeyim. Sonrasında diğer sağlanmayan şart varsa onu da bulmaya çalışırız. Öncelikle böyle yaptığımız zaman ne çıktı? ABC açısı 80 oldu mu? Bakıyorum ABC açısı 80 herhangi birinde şu an olmadı. 80 50 bak burası da 50 oldu. ABC açısı şu an 80 değil. Ama diğer durumlarda da olabilir bakacağız. AC ile BC eşit mi? Bakın 50 50 ise şu şu AB ile şu şekildekinde AB ile AC eşit oluyor. Ama bu şekildekinde AC ile BC birbirine eşit oldu mu? Oldu. O zaman şu olabilir. BAC açısı 80 demiş. BAC burada 50. Burada BAC açısı 80. Bu bu da buradaki durumda sağlanıyor. Peki hocam ABC açısı 80 derece olabilir mi? Bakalım şimdi. Biz şuradaki iki durumu inceledik. 80-50'yi şuraya verince ya da yerlerini değiştirince. Tam böyle dış açı olursa bir yerde. Atıyorum burası 80 şurası 50 olursa ikisinin toplamı 80 yapacağından burada kaç 30 derece olabilir ama 80'i arayacağım ben olmadı. Peki hocam burada kaçı 80 burada kaçı 50 olursa olur mu? Olmaz. Ee, çünkü iç açısı 100 iç açısı 130 bu durum söz konusu olamaz. Peki hocam tam tersi şurası 50 burası 80 olabilir mi? Olamaz. İki iç açı bir dış açı olacağından dolayı bu durumda söz konusu olamaz. Bu şekilde çizilebilecek durumlar ancak şöyle olabilir. Ya bu, ya bu ya da şu şekilde. Burası 80 olabilir, burası da 50 olabilir. 3 durum var. Bu şekilde olduğu zaman da B açısı da kaç derece oluyor? 30 derece oluyor arkadaşlar. Yani şurası 30 derecede olmuş olsaydı o zaman biri de doğru olarak hesaplardık. O zaman cevap ne oldu? 2 ve 3 oldu. Yani cevap D seçeneği oldu. Güzel soruydu bu arada. Geldik bir sonraki soruya. Bir katlama. Katlamada üst üste binen kenarlar birbirine eşit. Üst üste binen açılar birbirine eşit. Ama öncelikle hop şöyle açalım. Kenarla ilgili alakası yerde değişiklik verilmiş ya. Bak şunda şu eşit verilmiş ya. Öncelikli olarak katlamada ne düşünüyoruz? Üst üste binen kenarlar eşit. Üst üste binen açılar eşit. Hocam katladığınız zaman hop bu buraya gelecek. Aa bu burası eşit. Hatta şu açılar birbirine eşit. Şu açılarda ne olacak? Birbirine eşit. Şu açıyla da şu açı üst üste geliyor zaten. Peki şu belirlen bilgileri kullanalım. X kenar çıktı. A 70. 70 ise buraya 110 kaldı. 55 55 yaptı bunlar. E sonrasında 30 ise burası bu açılarda eşit ya. 180'den 30 çıkart 150. 2'ye böl. 75 75 yapar buraları da. Bizden bir AC açısı isteniyor. X açısı isteniyor. 55 75 ve X'in toplamını ne yapması lazım? 180 yapması lazım. Bu ikisinin toplamı 130. O zaman X'e ne kaldı? 50 derece kaldı. Dolayısıyla cevap Edremit 23. soruda. Geldik 24'e. Evet. Yine bir katlama var galiba. Hmm. AB, BD ve DC eşit olmak üzere. Şu, şu ve şu eşit verilmiş. Şekil 1'deki ABD üçgeni BD boyunca, CDE üçgeni de DE boyunca katlanıyor. Şu BD boyunca, bu da DE boyunca katlanmış. Peki. Şimdi ne olacak? Şu üçgen buraya geldi. Bir. İkincisi şu üçgen de buraya geldi. Aklında tut. Üst üste binen kenarlar birbirine eşit. Üst üste binen açılar birbirine eşit mi olacak? Evet. Öncelikli olarak katlanılan yerleri de açık vaziyette vermiş zaten. Şu 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 eşit verilmiş. Senin bu katlamadan dolayı bak dikkat et. Şu kenar buraya mı gelecek? Aynen öyle. Sonra buradaki katlamadan dolayı bak şuradaki katlamadan dolayı da şu kenarda buraya mı gelecek? Evet. Aa burada ne çıktı? Bir eşkenar üçgen çıktı. Hemen açıları yazalım. 60 60 şurası da 60 olacak. Tamam sonra katlamada üst üste binen açılar birbirine eşit. 60'a burası. F açısı hop şurası da 60 mı olacak? Aynen öyle. Sonrasında a hocam burada da bir x kenarlık var. Bu x kenarlığı da kullanalım. Yani ben şuraya bir a dersem burası da nedir? A'dır. Katlamada şu buraya gelecek üst üste binen açılar birbirine eşit. Burası da a. Sonrasında başka bir şey var mı? Bizden burada kaç isteniyor? Şimdi başka bir şey var mı? eşitliklerden dolayı şey yaptık. Aa bak şurada. Şurada da bir eşitlik var gördün mü? Ya da şu katlamada bu buraya geldi ya üst üste binen kenarlar birbirine eşit ya. Burası da çift çizgi oldu mu? Oldu. Bak şu katlamada şöyle açtığın zaman burası ya da şurası eşkenar üçgen ya katlanmış hali. Açtığın zaman bu da eşkenar üçgen olacak. Çift çizgiyi o şekilde de koyabilirsin. Ya da ee, şöyle burası 60 ya şunlar eşit olduğundan dolayı. Hocam burası da 60 oldu x kenarlıktan e burası da 60 oldu eşkenar çıktı mı çıktı a güzel bir şey çıktı burada muhteşem yani burası kaç derece olmak zorunda 90 derece olmak zorunda burayı eşit bulduğumuz için e burası 90 a açısını hatta biz ne bulduk 30 derece bulduk buraya 30 yazabiliriz burası da 30 katlamadan dolayı hatta burası da 30 oldu mu oldu şimdi bu katlamada bak daha hala sonuca ulaşamadık hocam üst üste binan açıların eşitliğini burada niye göstermiyoruz e burada da eşit e 60 60 iken burası da 60 olacak. Bunlar da 30 30 oldu mu? Oldu. Aha da şimdi benden bu açı isteniyor. Şuradaki üçgende iki iç açı dayanamam toplamı bir dış açı eşit. 30 ile 30'un toplamı 60 yapmaz mı? Yapar. Bizden de zaten B isteniyor. Yani burası 60 derece yaptı arkadaşlar. Cevap böylelikle denizli oldu 24. soruda. Geldik örnek 25'e. Evet yol olarak vermişler. Bu yani yeni nesil böyle şekillerle de verebiliyorlar. Yol çizgileriyle bir şeyler oluşturabiliyorlar. Yoldan da böyle korkmayın. Yollarda zaten bize hatta orta çizgilerini böyle düşünecek olursanız... ...üçgen oluşturur, dikdörtgen oluşturur. Bak çizelim istersen böyle. Ben de seni de çizmeni tavsiye ederim zaten böyle. Bak buradaki orta yolları çizince... Karşımıza her şey çıktı. Bak yollar aslında ne oluşturdu? Üçgen oluşturdu. Aşağıda Saraycık Mahallesi'ndeki okulun, marketin, parkın ve alışveriş merkezinin konumlarının gösterildiği gibi bir kroki verilmiştir. Şöyle bir krokiden bahsediyor. Eyvallah. 30 derece ve 10 derece şekil üzerinde de verilmiş. Okul, market, park ve alışveriş merkezine eşit uzaktaymış. Bak okul, şuradaki okul, market, park ve alışveriş merkezine eşit uzunluktaymış. Hımm. şunlar eşit. A hocam tepe açısı 30 derece bunun. E tepe açısı 30 derece ise taban açıları ne olacak? 180'den 30 çıkart. 2'ye böl. 75 75. Bu açı 75. Bu açı da 75. E tamam. Niye dışarı yazdım ben bunu ya? Şuraya 75 yazayım. E hocam burası 75 ise onu buradaysa buraya ne kaldı? 65 kaldı. E şununla şu eşitti. Hop burası da 65 yaptı mı? Yaptı. Sonra hatta bak 65 65 130. Bu açının tamamı 50 derece mi yapar? Evet. Buraya kaç kaldı o zaman? 20 kaldı. E hocam burada da bir x kenarlık var. Tep açısı 20 ise 180'den 20 çıkart. 162'ye böl. Burada kaçlarda? 80 80 yapar. E alfa isteniliyor bizden. 75 80 ve alfanın toplamı 75 80 ve alfanın toplamı 180 olduğundan ikisinin toplamı 155 yaptı. Alfa da 180 eksi 155'ten kaç çıkar? 25 çıkar. Ah bir de Kenan hocam düzgün yazsanız dediğinizi duyar gibiyim. Cevap 25. 25. soru Balıkesir oldu. Geldik 26'ya. Aşağıda verilen rüzgar gülünün kanatları taban açıları 55 derece olan 3 adet eş ikiz kenar üçgen. Eş yapıları ÖSYM'i çok sever kullanmayı. Evet yani bu ne demek? 55-55. 55-55. 110. Buraya ne kaldı o zaman? 70 kaldı. O zaman burası da 55. Tepe açısı 70. Bak 50, 55-55 Şöyle 70. Hatta burası da 55-55. Burası da ne olacak? 70 yapacak. E tamam yazdık hocam. Ama bakın böyle eş yapılarda tamam. Açıları yazdık ama kenar eşitlerini de unutmayalım lütfen. Bak kenar eşitleri şöyle şöyle. Eş ya şu kenarla da şu kenar eşit olacak. Böyle karışacak diye yazmıyorum sadece. Bak burası da eşit. Aa, şurada bir çizgi çizilmiş ya. Şurada bir üçgen. Nasıl bir üçgen bu eşitleri yazmazsak bu üçgenin böyle şey olduğunu fark edemeyiz değil mi? Yani ne olduğunu x kenar olduğunu fark edemeyiz değil mi? Evet. Kanatlar arasında eş olduğuna göre şu kanatlar arasında eşit. Yani burada ben buraya bir x diyeyim. Burası da x burası da x ya. 3x artı 3 tane 70 210 eşittir 360 değil midir bunun tamamı? 3x'i böylelikle 150 ve x'i de kaç buluruz? 50 olarak buluruz. Ama x 50. Şuradaki açı da 50. E burası 50 iken toplam burası 120 yapar. 120 ve x kenar. 180'den 120 çıkart 2'ye böl. 30 30 oldu. E bu açının tamamı da 55 olduğundan alfa artı 30 eşittir 55 ise alfayı da böylelikle 25 derece olarak buluruz. Evet cevap 25 çıktı. Yani 26. soruyu da Denizli bulduk. Geldik şuraya. Bakalım ne diyor. Şekilde ABC dik üçgende BD şu şekilde katlanmış. Eyvallah. Öncelikle katlanma sorularında katlamayı şöyle bir geriye doğru açalım arkadaşlar. Tamam üst üste binen kenarlar birbirine eşit üst üste binen açılar birbirine eşit. E hocam şu katlamayı açtık ya şu kenarla şu kenar eşit. E, şu kenarla şu kenar eşit. Üst üste binen açılar da birbirine eşit olacak. Buradaki açılar da birbirine eşit olacak. E hocam burada 40 var ve x kenarlık var. 40 sa 70 70 mi yapar? 180'den 40 çıkart. 2'ye böl. 70 70. E hocam burası 70 ise buraya ne kaldı o zaman? Evet buraya ne kaldı o zaman? Burası daha 180, 180'den 70 çıkart. 110 2'ye böl. 55 55 kaldı. E burayı bulamıyorum. Burayı bulursam bu nokta, işte buraya ulaşacağım. Aa bu dik üçgen 40 90 ise burası 50 derece değil mi? Yani şurada kaçı? 50 derece. 50 55 daha 105. Buraya kaç kaldı o zaman? 75 derece kaldı. E burası da 75. 75, 75, 150 ise buraya da 30 derece kalır. Yani örnek 27'yi 30 bulduk. Cevap denizli. Geldik bir sonraki soruya. Yoldan moldan korkmuyoruz artık değil mi? Hemen ne yapıyoruz? Şöyle üçgenimizi belli zaten bak. Yolun ortalarından şöyle çizgiye çizdiğiniz zaman üçgenleriniz de rahat bir şekilde şöyle oluşuyor kardeşim. Aşağıdaki görselde aynı okula giden 3 arkadaşın evlerinin okula göre konumları verilmiştir. Aslı, Barış ve Cemil'in Aslı, Barış ve Cemil'in evlerinin okula olan uzaklıkları aynıdır. Hmm. Şimdi Aslı'nın okula olan uzaklığıyla Barış'ın okula olan uzaklığı ve bunun okula olan uzaklığı aynıymış. Yani şunun da şu eşit hatta şuradan Aslı'nın da eşit ya. Şuraya da çizecek olursam bu da ne olmak zorunda? Eşit olmak zorunda. Sonra Barış'ın evi okula ve Cemil'in evi, evine aynı uzaklıktadır. Bak. Barış'ın okula ve Cemil'in evine olan uzaklığı da aynıymış. Ha, burası da eşit. Yani burada ne çıktı? Bir eşkenar üçgen çıktı. Eşkenar üçgense burası 60, burası 60, burası 60 mı oldu? Evet. Sonra 20 ise eşkenarlıktan dolayı burası da 20 oldu. X'e burası da X oldu mu oldu? Şu Üçgenden gidebiliriz. 60, 20, 60 x, y, x ve 20'nin toplamı. Yani toplayalım. 60, 60, 120. 120 artı 20, 140 artı 20, 160. Yani 160 artı şu açıların toplamı ya, şu açı, şu açı ve şu açı. Sayıları topladığımız zaman 160 yaptı. Bir de iki tane x var. 2x eşittir 180'den. Buradan 2x eşittir. 20'den x'i de kaç buluruz? 10 olarak buluruz. Ya da hocam burada boynuz var. Şu üçünün toplamı 60 eşit diyebiliriz. 2x artı 40 eşittir 60'tan da sonuca ulaşabilirdik. X'i de böylelikle ne bulduk? 10 bulduk. Yani örnek 28 akçay çıktı. Geldik örnek 29'a. Aşağıdaki şekil 1'de ön yüzü mavi. Arka yüzü sarı olan ABC üçgeni şeklinde el, el işi kağıdı verilmiştir. Tamam. Arkası da sarıymış. Bu şekilde. Daha sonra bu şekilde katlanmış. Katlanılan hali geri açacağız ki açılmış halde verilmiş burada. Burada da bir şey verilmiş. A üstü DB. A üstü DB. Şuradaki açıyla A üstü EC. Şuradaki açının toplamı 130 olarak verilmiş. <laughs> D A üstü E. Bizden ne isteniliyor? Şuradaki X açısı isteniliyor. Şimdi üstte binen açılar birbirine eşit değil miydi? Evet yani bizden burası isteniliyor. Şu iki açının toplamı ne? Bu iki açının toplamını 130 olarak vermişim. Hocam burada katlamada üst üste binen kenarlar eşit. Ama ekstra bir eşitlik olmadığı için herhalde kenar eşitliğini kullanmayacağız. Üst üste binen açılar da birbirine eşit değil mi? Evet. A buraya A A dersek buraya 180 eksi 2 A kaldı. Buraya BB dersek buraya da 180 eksi 2 B kaldı. Şu ikisinin toplamını da vermiş. 180 eksi 2 A artı 180 eksi 2 B kaç verilmiş? 130 verilmiş. Hocam eksi 2 A ile eksi 2 B'yi öbür tarafa atarsam 2 A artı 2 B yapar. 180 180 360'tan 130 çıkınca da 360'tan 130 çıkınca da kaç kalıyor? 230 kalıyor galiba. 230 kaldı. O zaman A artı B'yi de kaç buluruz? 115 olarak buluruz. E bizden ama A artı B değil ki. Ne isteniyor? X. Bak şu üçgende A artı B artı X. A artı B artı X eşittir 180 olacağından. A artı B de 115 olacağından. X de ne yapar? 180 eksi 115'ten 65 derece yapar. Yani Kaçıncı soru? Örnek 29'u denizli bulduk. Geldik örnek 30'a. Şekil 1'deki ABC üçgeninde boyalı üçgen AD boyunca katlanınca şekil 2'deki bu üçgen oluşmuş. A hmm. Aa, dikkatim ne çekti? Dik tabanı eş parçaya böldü. Dik tabanı eş parçaya nerede bölerdi? İkiz kenarda. E aynı zamanda ikiz kenarda çizilen yükseklik açı ortaydır. Buradaki açı ortayla da yazalım. Sonra bizden ne isteniyor? BAC açısı oranlaması isteniyor. Şu oranlamaya bakalım. Bu arada katlamaya da bakalım öncelikli olarak. Katlamada üst üste binen açılar birbirine eşit olacak ya. Bu açıyla bu açı eşit olacağının noktaysa burası da nokta oldu mu? Oldu. Hatta bu açıyla da bu açı eşit oldu. Hatta şu açıyla da şu açı eşit olacak da genelde karışık yerlerde açıları yazmıyorum. C, D, B üssü yani şurasıyla B, A, C. B, A, C. yani şunlara o zaman ben bir X diyeyim. Burası 3X yaptı. Şurayı bulmaya çalışacağım ben şimdi. Şuradaki açıyı. Şimdi burası da 90 derece mi? Evet. Şurada dik üçgen var. Dik üçgende burada kaç? 2 xken o zaman burası 90'a tamamlayan açısı 90 2x değil midir? Evet. Katlamada üst üste binen açılar birbirine eşitti. Burası da 90 2x. Aa burası da dik üçgen ya. Şu açıyla şu açın toplamı da 90'a tamamlayacak. 90 2x'in 90'a tamamlayan nedir? 2x'tir. Bak burada açıyı da bulduk. Yani bizden 2x bölü 3x deniyor. Oran kaç yapar o zaman? 2 bölü 3 yapar. Güzel bir soru. Evet örnek 30. C an oldu. Geldik örnek 31'e. Aşağıdaki şekil bir de 3 eş ikizkenar üçgen şeklindeki levha bitişik şekilde yerleştirilmiştir. Daha sonra rüzgarın etkisiyle en soldaki levha devrilerek aşağıdaki gibi olmuş. Yani rüzgar böyle gelmiş herhalde. Şunu biraz buradan itmiş. Tepe noktası buraya gelmiş. O şekilde olmuş. Garip bir şekilde olmuş ama bakalım. Devam edelim. Sonra neler verilmiş? Burada kaç? 30 derece. B üssü A E. Şurası 30 derece. Sonra A B üssü C. 100 verilmiş. Hmm. Şurası 100. E ne yapacağız? Bunlar eş yap olmasını kullanacağız. Şu şu. Şu şu. Şu şu. şu eşitleri kullanalım. E başka neyi kullanabiliriz burada? Yukarıdakine bakayım. Neyi kullanabiliriz? Taban açılarını kullanabiliriz belki. Hocam taban açılarına A A yazsak. Burası da A Burası da A. Benim 30'da kullanmam lazım ama nasıl kullanabilirim ben bunu? A. A. Gerçekten çok güzel bir soru. Bak. Kardeşim. Burası A iken burası da A değil mi? Şunlar birbirine paralel değil mi? Gördün mü? Bak. Yöndeş açılar olduğu için arkadaşlar paralel. Ya da nereleri paralel? Bak şu şu şu. Yöndeş açılar olduğu için paralel. Şimdi 30'u kullanabilirim ben. Şununla şu birbirine paralel değil mi? Paralel. Şurada bir Z kuralı var mı? Var. Yani burası kaç oldu? 30 derece. E hocam tamamı 100'dü. Buraya 70 kaldı. Aha da bu ikizkenar üçgen. Tepe açısı ne? 70. 180'den 70 çıkart. 2'ye böl. 180'den 70 çıkınca 110. 2'ye bölünce de alfayı kaç buluruz? 55 buluruz. Bak bu şekilde konduğunda böyle paralelliği çok güzel bir şekilde saklayan bir soru olmuş. ÖSYM e bakın bu mantıkta soruları gerçekten çok seviyor. Hatta bu mantıklı soruyor. İlk defa yani belki de burada görüyorsunuz. Eş yapıları kullandırmış ama o eş yapıları kullandığımız zaman şunların paralelliğini böyle görmenizi demeyelim de fark etmenizi istemiş buradaki soruda. Bu anlamda belki de sen de ilk defa böyle bir soru çözüyorsun. Ve önemli bir soru lütfen buralarda bir yerlerde bunu tut tamam mı? Hoş bir soru olmuş. Normalde şunu fark etmezsen paralel olduğunu yani şuradaki x kenarlıkları bak Nasıl kullanacağız derken böyle aa yazınca bak yöndeş diye böyle paralelliği görmüş olduk böyle. Ve soruyu da bu şekilde çözmüş olduk. Gerçekten çok güzel düşünülmüş. Hoş bir soru. Belki de sen bu ayarda bir soruyu ilk defa burada çözüyorsun. ÖSYM'de belki bu mantıkla bir soruyu karşına çıkarabilir dediğimi unutma. Böyle x kenarlıkları verip paralellikleri de düşündürebilir. Gerçekten çok hoş bir soru. Evet cevabı ne bulduk? 55 bulduk. Yani cevap Edremit oldu. Ve geldik son soruya. Hira koşu antrenmanı için önce A noktasından B noktasına daha sonra B noktasından C noktasına gidecektir. Hira A noktasından B'ye giderken pusulasının kuzeyi gösteren ibresiyle izlediği yol arasındaki açı şekil 1'de verilmiştir. A'dan B'ye giderken ne oluyor? 102 derece yapıyor. He kuzey çizgisi bu ya A'dan B'ye giderken yani biz A'dan B'ye götürürken kuzey çizgisiyle şöyle bir şey olacak 102 derece. Böyle yaparsak burası 102 olmuyor şöyle yapalım. O zaman burası 102 derece oluyor mu? Oluyor. Şurası da A olsun. Burası da B olsun. Sonra B noktasından C noktasına giderken pusulanın kuzeyi gösteren ibresi ile izlediği yol arasında kaçı? şekilde. 2'de. Yani 38 derece. Bak B'den C'ye giderken de 38 derece olacak. O zaman ben nasıl yapmalıyım? Kuzey çizgisiyle 38 derece oluşturacak şekilde. Şöyle yaparsam 38 derece oluşturuyor mu? Oluşturuyor. B'den C'ye giderken şurada kaçı? 38 derece. Şurası da C olsun. Sonra A, B eşittir BC olduğuna göre Hira C noktasından A noktasına giderken pusulanın kuzeyi gösteren ibresiyle izlediği yol arasındaki açı kaç derecedir diye soruluyor. C'den A'ya giderken. Hop şöyle giderken. Bu arada AB ile de BC birbirine eşitmiş. Şu ve şu birbirine eşitmiş. E o zaman 38 burası, 102 burası. O zaman buraya da ne kaldı? Burası da 102 derece olduğundan dolayı toplamı 140 yaptı. Burası 40 yaptı. Tepe açısı 40 derece oldu. Tepe açısı 40 ise ikiz kenar olduğundan dolayı 180'den 40 çıkart. 142'ye böl. Burada açılar 70 70 yaptı. Ama kuzey çizgisiyle C'den A'ya giderken kuzey çizgisiyle kaç derece yaptığı soruluyor bana. O zaman kuzey çizgisini çizeyim şöyle. C ve A'yı kesecek şekilde. E şununla şu kuzey çizgisi aynı. Yukarı doğru bakıyor ya bunlar nedir? Birbirine paraleldir. E 102 ise burası da 102'dir. Sonra e, burada ne kaldı o zaman burada kaçya? Burada kaçıyı girmeye de gerek yok. Şurada açıyı ben bulabilirim. 2 iç açı bir dış açı olduğundan dolayı Burayı 32 derece olarak buluruz. Kuzey çizgisiyle 32 derece yapıyor. C'den A'ya giderken ki açısına bakacağız. Yani şuradaki açıya bakacağız. O da kaç yapıyor? 148 derece yapıyor. Ya da açıklarda 32 varsa 32'yi de işte işaretlersiniz. Bakın kuzey çizgisiyle C'den A'ya giderken 148 derece olarak bulmuştuk. Evet dolayısıyla cevap C seçeneği oldu. Yalnız burada şekli çizmek biraz bu tür sorularda zor olabilir. ÖSYM bir kere bununla alakalı soru sormuştu. Şekli de kendisi çizerek vermişti. Biz sadece kuzey çizgilerini mesela o ÖSYM'de sorduğu soruda da şöyleydi üçgen. Adalar vardı burada. Kuzey çizgisini biz kendimiz çizecektik. Kuzey çizgisi böyle böyle. Şurası 90 derece falan filan diye. 90 derece göstermişti A'dan B'ye giderken. gibi gibi gibi. Ama şekle hali hazırda çizili vermişti. Eğer bu şekilde bu bilgilerle şu şekilde çizmek istersek eğer biraz zorlanabiliriz. Bununla ilgili ÖSYM yine soru sorarsa ne yapar? büyük ihtimalle şekli verir diye tahmin ediyoruz. O zaman tek yapmamız gereken kuzey çizgileri. Kuzey çizgileriyle A'dan B'ye giderken ki arasındaki açı. İşte geniş açıysa geniş açı kısmına e, 102. Yani 102 derece buraya yazmayacaksın. Geniş açı kısmına yaz, yazacaksın. Buna da dikkat et. Evet gençler böylelikle bitti mi? Bitti. Yani birinci günü böylelikle bitirmiş bulunuyoruz arkadaşlar. Birinci günde ne yaptık? Açılardan bahsettik size. Doğruda açı ve üçgende açı ile ilgili çıkabilecek her türlü sorudan bahsettik. Tabii ki sınavda aynısı mı çıkar? Hayır ama aynı mantıklı sorularla mutlaka ve mutlaka karşılaşırsınız. Belki de aynısı da çıkar. Mesela en sevdiğim soru şu x kenarlı sorular vardı ya paralellik ekstradan çıkıyordu hatırlarsın büyük ihtimalle. O soru mesela çok hoş bir soru. ÖSYM'de bu zamana kadar sormadı. Ona bir yıldız at. Sınavdan önce şöyle bir bak. Tavsiye ederim. Gençler birinci günü böylelikle bitirmiş bulunuyoruz. O zaman ikinci günde hangi konuda? Dik üçgen ve özel üçgenler konusunda. Görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.